Metot isimleri genelde değil, hatta standart olarak küçük harfle başlar. Selamla dedim. Parantez açtık, kapattık ve küme parantezlerini de açıp kapıyorum. Açtıktan sonra Enter'a bastıktan sonra Eclipse benim için kapanışını da sağlıyor ve gerekli tablamayı da öne çıkarmayı da benim için yaptı. Hani görünüş açısından. Selamla metodunun herhangi bir parametreye ihtiyacı yok. Kişi işte buradaki insan bizi selamlayacak. Nasıl selamlasın? Merhaba. Benim adım desin. Daha sonra da buna kendi ismini eklesin. Burada isim dediğimiz zaman yukarıda zaten buna pardon. Burada yok, tamam, doğru yaptık. Burada isim dediğimiz değişken şu yukarıdaki insanın içerisindeki string, private, variable değişkene karşılık geldiğini bastığımız zaman da üzerine işte karartarak Eclipse bize haber veriyor. Selamla metodunu yaptık. Şimdi ilk programa dönüyorum. Bütün bu sistem outprintlerden kurtulalım. Herhangi bir değişiklik de yapmadık. Sadece constructor'da oluşturduğumuz haliyle i1 Veli 21, i2 de Ali 30. i1 nokta selamla diyorum. Hatta öneri olarak da bana tamamlama olarak gösterdi. Eclipse. Çalıştırdığımda merhaba benim adım Veli karşıma çıktı. Selamla metodunu kullandım. Fakat i1'in selamla metodunu kullandım. Burada mesela selamla desem Eclipse diyor ki böyle bir metot yok. İlk programın içinde böyle bir metot bulunamadı. Öneri olarak da bana bu kısımda ilk programın içinde basarsam göreceğiniz gibi selamla diye bir metot oluştur diyor. Ctrl Z ile bunu geri aldım. Öyle bir şey istemiyorum. Selamla insan objesine ait bir metot. Şöyle düşünebilirsiniz. İnsan nokta selamlama yapsak. Ama selamla metodu çalışması için bir spesifik insana ait olması gerekiyor. Yani belli bir insana ait, belli bir insan objesine ait olması gerekiyor. O yüzden i1 nokta selamla veya i2 nokta selamla diye bu metodu çağırabiliyorum. Ve bu iki çağrım farklı objelere karşılık geliyor. Yani biz insan nokta java'ya oradaki içeriğe göre, oradaki açıklamalara göre bir obje oluşturduk. Yeni bir insan objesi ve buna 21 yaşını ve Veli adını atadık. Ve bu artık i1 objesi. İnsan objesinin bir instance'ı, onun Türkçesi ne olur neyse ona sonra bakalım. Yani o objeden bir kopya demek istemiyorum da tam olarak kopya değil. O objenin bir numunesi. Evet. Yani iyi bir insan klasının bir numune objesi. Ve buradaki iki çağrım o belli objelere, o objelerin kendi metotlarını çağırarak gerçekleşiyor. Mesela bunun dışında başka metotlar oluşturalım. Daha farklı işler yapsın. Gerçi o birazcık her neyse yapalım. Bir insanın selamlamasını sağlayalım şimdi objenin. Bu belki birazcık karmaşık gelebilir. O yüzden hani bunu anlamazsanız çok sorun etmeyin. Daha ileriki bölümlerde bu tarz şeyleri çok yapacağımız için sorun olmayacaktır. Public void. Birini selamla. Birini selamladan kastım başka bir insana işte merhaba Ahmet, benim adım Veli, nasılsın? Demesi. Şimdi birini selamlamak için birinin adına ihtiyacımız var, değil mi? İlk önce böyle başlayalım. Evet, böyle yaparsak daha basit olacak. String ad. Yani karşıdaki kişinin adı olacak bu. Şimdi system.out.print'in içine şöyle yazalım. Yukarıdakinin aynısını bir alacağız öncelikle. Kendi adımızı söyleyeceğiz. Yalnız şöyle bir farklı. Şurada merhabayı keselim. Merhaba virgülden sonra keselim. Artı diyorum. Bu araya bu adı koyacağız.
Merhaba, gelen ad her neyse, Ahmet, Mehmet vesaire. Benim adım isim. Sonrasını tamamladık. Burada artı diyelim. Alta geçelim hatta istiyorsanız. Çok sıkışık olmasın hem görünüş açısından. Benim adım bilmem ne. Nokta. Nasılsın? Şu yanlış yerdeki artıdan kurtulalım. Artı tabii ki önde olacaktı. Ne yaptık burada? Merhaba stringine yukarıdan gelen ad stringine ekledik. Benim adım dedik, isim yukarıdaki class değişkeni olan ismi yazdırdık. Sonuna da nasılsın yazan bir string ekledik. Bunu yine ekrana yazdırdık. Herhangi bir şey return etmedik. Bu programa geri dönüyorum. Bu selamlalardan kurtuldum. Birini selamla metodunu çağırıyorum. İyi bir nokta dediğim zaman içinde bizim yazmadığımız bazı metotlar da var. Bunlar o objenin bir obje oluşundan dolayı kaynaklanan metotları aslında. Yani bunun bir obje olmasından dolayı bazı metotlara sahip. Bunları şimdilik içine girmiyoruz ama bizim yazdığımız metotlar da var. Selamla var mesela burada veya yukarıda birini selamla var. Birini selamlamak için iyi birin bir isme ihtiyacı var. Ben buraya işte direkt yazabilirim de işte bir ad yazdık diyelim. Buradan çalıştırdığım zaman işte merhaba Irmak, benim adım Veli, nasılsın, bunu görüyoruz. Fakat burada birini selamlamadan kastımız aslında bizim başka bir insanı selamlaması. Programımızın konteksinde işte burada insan objesi olarak iyi bir var, iyi iki var. Hani Irmak insan değil diye demiyorum da programın içerisindeki bir insan objesine karşılık gelmesi için. Daha gerçekçi olması için mesela iyi iki nokta. Get isim desem daha gerçekçi olur. Yani i2 diye bir zaten insan objesi var burada. Onun ismine erişiyorum ben buradan. İşte merhaba Ali, benim adım Veli, nasılsın? Mesajını bu sefer gördük yine. Tabii burada i1'in ismini de gönderebilirim. Burada string aldığı için hangi string aldığını önemsemiyor. Tabii kendini selamlamış oldu burada. Bunu hani bir derece daha üst aşamaya taşıyarak şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi birini selamlamak için herhangi bir string veriyoruz ama burada işte ben bu insan klasını yazdım, hazırladım, projeye gönderdim, test ediyorlar. String aldığı için mesela adam kafasına göre bir şeyler yazabilecek. Ama hani bunun bir insan olmasını istiyorsak, insan objesi olarak daha önceden oluşturulmuş bir şey olması şartını getirirsek, programımızın çalışması açısından daha işte en azından kendi içinde daha tutumlu bir şey olacaktır. Ve pardon, iyisi değil, ısı olacak. Diyelim ki burada birini selamlamak için bir insan objesini parametre olarak alıyoruz. Bu insana da gelen insan diyelim. Normal buradaki insanla karışmasın. Gelen insan tamamıyla bizim bu klasın içerisinde yazdığımız metotları erişimi olan bir insan objesi aslında. Aklınız belki şuna takılabilir. İnsan klasını tanımlıyoruz ama insan klasının içerisinde insan klasının objesini kullanıyoruz. Bu hani tamamen kullanılabilir, yapılabilen bir şey. Çok doğal, hatta çok fazla yapılan bir şey bu şey. Bu şey biraz garip bir deyiş oldu. İnsan klasını tanımı burada bu klasın içerisinde ve biz burada parametre olarak bu klasa ait bir objeyi alıyoruz. Yani bu insanın bu gelen insanın kullanılabilir bütün metotları bu insan.java'nın içerisinde tanımlanmış durumda. O yüzden gelen insanın diyelim burada adına ulaşacağız. Tam ad olan noktada gelen insanın adına ulaşmak için gelen insan nokta isim diyebiliriz. Gördüğünüz gibi normalde gelen insanın ismine doğrudan ulaşamıyorduk. Ama burada ulaştık hani. Neden? Çünkü insan klasının zaten içerisindeyiz o açıdan. Ama hani gelin bunu daha bir standart hale getirelim. Ve get isim metodunu çağıralım
kontrol boşluklu metodu da tamamlayabiliriz. Burada ne yaptık? Birini selamlamak için parametre olarak bir insan objesi aldık ve bu aldığımız insan objesinin get isim metodunu çağırarak bir önceki yaptığımız haldeki adın olduğu yere gelen insan nokta get isim yazdık. Bu sefer ilk program nokta java'ya geri dönüyorum. Birini selamla metodu artık hani eskisi gibi çalışmadığı için burada string kabul etmiyor. Ama string yerine bir insan objesi kabul ediyor. Birini selamlaması için i2'yi buraya direkt yazabilirim artık. Programı çalıştırdığımda da gördüğünüz gibi çalışmada herhangi bir değişiklik olmadı. Fakat burada kullanış açısından artık iyi bir birini selamlarken buraya hani herhangi bir string vesaire yazmadığımız için iyi bir birini selamlıyorsa bunun daha önceden oluşturulmuş bir insan objesi olması gerekli artık. Hani bu demek değil ki işte insan objesinin adını da saçma bir şey yapabiliriz tabii. Hani bu onu engellemiyor ama bu programın kendi içerisinde tutarlılığını sağlıyor. Yani eğer birini selamlıyorsak bunun bir insan objesi olduğunu varsaymış oluyoruz bu şekilde. Mesela bu tarz bir sürü metot yapmamız mümkün. İlerleyen derslerimizde de daha farklı metotlar yaparak klasımızı daha zengin hale getirmeye çalışacağız. Daha işlevsel olacak ve hani diyelim ki herhangi bir objeyi planlıyoruz, programlıyoruz. Bir diyelim ki oyundaki bir objenin klasını yazacağız. Bu klası yazarken işte ne gibi değişkenlere ihtiyacımız olur, ne gibi metotlara ihtiyacımız olur gibi bir hani düşünme egzersizi de yapabilirsiniz belki. Mesela diyelim işte bir oyundaki kapının ne gibi değişkenleri olabilir. İşte renk, büyüklük, yükseklik vesaire. Belki açılıp açılamayacağına dair bir şey. O an açık olup olmadığına dair bir boolean değişken mesela. Ne gibi metotlar olabilir? Mesela açılma, kapanma veya kilitli bir kapıdır belki anahtar kabul etmesi gerekiyordur. Ve parametre olarak bir anahtar alması gerekir. O anahtar işte doğru anahtar mı gibi bir kontrol if yapısı olabilir. Mesela if kontrol yapısını burada set isim aşamasında kullanabilirdik. Hani set ve get metotları her seferinde doğrudan bir set edecek diye şart yok. Burada isim üzerinde belli bir kontroller uygulayıp bize verilen isim üzerinde kontroller uygulayıp geçerli bir set değişkeni mi değil mi ona karar verebiliriz. Mesela işte 10 karakteri aşıyorsa yeni isim olarak kabul etmeyebiliriz set metodunun içinde. Bunu bir şekilde kullanıcıya da veya işte bizim klasımızı kullanan programcıya bir şekilde bildirmemiz gerekir o zaman. Bu tarz metotlar üzerinde düşünebiliriz. İlerleyen derslerimizde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.